Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılıyla ilgili vatandaşların görüşleri şu şekilde. Cumhuriyet Bayramı demeyelim de bir ülkenin bütünleşmesinde, tarihinde geleceğe bırakabileceği en güzel miraslardan biri. Cumhuriyet Bayramı'nı sadece adıyla kutlamak doğru değil. Cumhuriyet Bayramı'nın ülkemize kazanımlarına bakarsak bu kazanımlar ileriye dönük aradan uzun yıllar geçmesine rağmen ülkemizin şu anki dinamizmini, toplumun birlikte kaynaşma duygusunu çok çabuk tetikleyen kuruluşumuzun mihenk taşlarından biridir Cumhuriyet Bayramı. Her yıl kutlanmasında fayda var. Devlet erkanının yanında bunun halkın katılımının sağlanması gerekir. Sadece protokol düzeyinde bu bayramı kutlanması ve okullar düzeyinde doğru değil. Halkın da katılımının sağlanarak yapılması. Sabahleyin televizyonu izledim. 1940 yılında Kars'ta bir belediye binasıymış. Orayı süslemişler dallarla falan. O zamanki şeye göre artık elindeki yapacakları o süslemeye göre. Onu gördükten sonra şunu anladım. Türkiye Cumhuriyeti yeryüzünde kurulmuş en güzel devlet. Atatürk de ve silah arkadaşları da bu ülkeyi, bu vatanı bize emanet etmiş. Bu vatanı, bu bize emanet edilen ülkeyi en iyi şekilde korumamız lazım. Biliyor musun? Askerlerimiz geliydi, talebelerimiz geliydi, biliyor musun? Büyüklerimiz güzelce kürsüle konuluydu, onlar seyredilerdi. Bando takımı derdik biz hemen, biliyor musun? Şu belediye şeylere, onlar çalınırdı. Şimdi şuraya toplanıyorlar. Hiçbir şey yok. Bayram mı? Bayram. Buraya gelirsen bayram, değil mi? Başka bir şey yok. Eskiden güzeldi. Cumhuriyetimizin 95. yılının tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyet Atatürk'ün ülkemize bağışlamış olduğu güzel bayramlardan bir tanesidir. Tüm ülkemiz bugün çok önemli kutlamalarda bulunuyor. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Malumunuz 95. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin kuruluşunda öncelikle ulu önderimiz Atatürk ve silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Böyle bir anlamlı günü bize hediye ettikleri için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bizimle bugüne binaen birlikte arkadaşlarla birlikte hazırladığımız bir çalışmamız var Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak adına. Malum önümüzde hedefimiz 2023 hedefine doğru ilerlediğimiz bir hedefimiz var ülke olarak. Bu 2023 hedeflerine adım adım ilerlemek adına yapılan ülkemizdeki çalışmalar bize bir ufuk öncülük yapıyor. Bu sebeple bugün de İstanbul'da açılımı gerçekleştirilecek olan 3. Havalimanı'nın aynı güne denk gelmesi bizlere ve bugüne ayrı bir önem katmıştır. Bu sebeple inşallah 2023 hedeflerimize daha ileriki zamanda daha hızlı bir şekilde ilerlemeyi gençlik olarak kendimize şiar edinip ülkemiz adına ne gerekiyorsa elimizi taşın altına koymaya hazırız.